Bu sırtlanların pusu kuracağını söylemiştim. Şimdi kılıcımdan çekecekler gazabını. Bu kez o kadar kolay olmayacak Sencer. Askerleri sayıca az görünce kılıcına güvendin. Ama bak, şimdi biz sizden çok daha kalabalığız. Ve bizim ölüm çemberimizin içine düştünüz. Yazık. Melikşah bugün iki evladının da ölüm acısını çekecek. Bence de Mitras, bence de. Hiçbiriniz buradan sağ çıkamayacaksınız. Saldırın! Melikşah! Melikşah. Haber edesin Hacı. Tapar ile Sencer güneyden gitsinler. Lakin dediğim gibi, ormanın güneyinde Ali ile Rum ateşi malzemelerini saklayacak yer yoktur. Tuzağa çekmek için yem atmış olabilirler. Tapar ile Sencer güneyden giderken biz de kuzeyden gideceğiz. Pusuya düştüklerinde ortaya çıkacağız. Tapar ile Sencer'in de bu durumdan haberi olsun. Sırtlan sürülerine yem olacağımızı mı sandınız? Bilesin ki kurt pusuya düşünce nasıl kaçacağını değil, nasıl intikam alacağını düşünür. Oh,
Mağaralara gidin. Albert'i öldürün. Rum ateşi malzemelerini alın. Melikşah ne olursa olsun kazanamayacak. Adım daha atarsan kelleni alırım. Yakaladım seni Tacir Mülk. Gayrı foyan ortaya çıktı. İhanetin bedelini en ağır şekilde ödeyecek isim. At yüzünü. Kaldır başını, at yüzünü. Hain. Madem ki yüzünü açacak cesaretin yok idir. Utanç perdeni ben indiririm o vakit. Kimsin sen? Ne ararsın burada? Gözcülerimin verdiği habere göre Nizamülmülk seni takip etmekteymiş. Karşısında sen yerine fedaimi gördüğü vakit öfkeden deliye dönecek ha. Yakın kasabadan gelip şifacıyım. Ot toplamak için ormana çıktım. Kızıl ağaç yaprağı ararım. Onca yolu kızıl ağaç yaprağı için mi teptin? Babam hastadır beyim. Ağrısını bir nebze dindirebilecek şifa ancak kızıl ağaç yaprağı ile yapılır. Bey. O vakit yoluna gidersin. Eyvallah beyim.
Tam da tacil mülkü ararken onun kısvesinde bu adam çıktı karşımıza. Bu kadar tesadüf aklıma fazla düşer. Söyle gizliden takip etsinler. Bakalım dedikleri doğru mudur, değil midir? Mitras yoktur sultanım. Kaçmış. O it kalesine çekilecektir. Askerler kuvvet istikametine mevzilensinler. Kaleye varmadan ona engel olsunlar. Söyle. Ali ile Rum ateşi malzemeleri nerede? Askerlerimiz onları yok etmeye gitti. O zaman öğrenirsin nerede olduklarını. Ali ile malzemelere zeval gelmeden tez yetişmemiz gerek. Mitras, delirdin mi sen? Nereye gidersin? Sabah yolundan çekil. Kuvvet'e gitmek zorundayım. Kuvvet'e gidersen Melik Şah'ın eline düşersin. Şöyle geç. Melik Şah senin Kuvvet'e gideceğini tahmin etmiş belli ki. Askerlerini kuvvet istikametine yönlendirmiş seni yakalamaları için. Melikşah, bütün yollarımı kapattı. Bu yarayla beni acılar içinde can çekişerek öldürmek istiyorum. Seni tez mahzene götüreceğiz. Yaranı orada tedavi edeceğim. Sen istediğin kadar yollarımı kapatıp kazandığını zannet Melikşah. Albert'i ve Rum ateşi malzemelerini yok edeceğim. Zafer bizim olacak. Haydi mahzen bu tarafta. Elimizden sağ kurtulabileceğini mi sandın Albert? Melikşah'a kelleni göndereceğiz.
Götürün Ali'yi. Üzgünüm Sultan Melikşah. Gözünün önünde önce Albert'i, sonra Rum ateşi malzemelerini yok edeceğim. Yok edin malzemeleri. Sultanım, Hacı Nizamülmülk'ün emrindeki hususi yiğitleriz. Bu civarlara geleceğiniz evvelden haber edip etrafta tedbir almamızı emretmişti. Sizin gibi yiğitler de Hacı de var olsun. Demek Ali'nin kellesini gönderecektin bana. Şimdi ben senin kelleni Mitras'a göndereyim de başına ne geleceğini evvelden bilsin. Epey eziyet etmişler sana Ali. Dayanabilecek misiniz bu ana kadar? Dayanırım Melik Hazretleri. Şükürler olsun. Seni de malzemeleri de sağ salim kurtardık. O Mitras iti gebermeden, kuvvele sancağımızı dikmeden zeval yok bize. Yalnız Mitras değil Sultan. Sabah taşın içinde. Bana mağarada işkence çektirirlerken o da oradaydı. Demek nice vakitten sonra hortladı o sabah. Ey o vakit. Biz de ikisini de tavrımar ederiz. Sultanım, sizin de yaranız derindir. Müsaade ederseniz Ali'yi de sizi de obada tedavi ettirelim. Toparlanın, obaya gideceğiz. Haydi. Tacın mülkü takip ederken onun kısmesinde başka biriyle karşılaştık. Bu durum bende şüphe arz etti. Bu sebeple onu da takip aldırdım. Tacın mülkü onu takip ettirdiğimizi anlamıştır. Yine de gözümüzü üstlerinden ayırmamalıyız. Gerekirse başka usullerde takip alırız. Hacı Hazretleri, Ali ile Rum ateşi malzemeleri kurtarılmış. Çok şükür. Lakin sultanımız vuruşmada derin yara almış. Tedavi için Kınık Obası'na götürülmüş. Alçak kefereler. Melikşah daha önce böyle çok yara almıştır. Yine iyileşip onlara misliyle bedelini ödetir. Saray size emanet Zübeyde Hatun. Ben hekim başını alıp obaya giderim. Allah sizden razı olsun Terken Hatun. Hayır hasenatınızın sayesinde çoluk çocuğumuzun karnı doyar. Allah sizin de evladınızın bahtını açık, ikbalini parlak etsin. Sağ olasın Hatun. Amin inşallah. Demek ihtiyar kurt bizden şüphelenmiş, seni takibe aldırmış. Nizamülmülk şüphelerinden kolay kolay vazgeçmez. Yeni hamleler yapacaktır.
Her türlü ihtimale karşı tedbirli olasın Taci'nin mülkü. Ali ile Rumateş'i malzemeleri kurtarılamayınca zaten kolları kanatları kırılacaktır Terken Hatun. Müşteri olasınız. Terken Hatun. Sultan Melikşah, Melik Sencer ile Melik Tapar'a yardıma gitmiş. Ali ile Rumateş'i malzemeleri kurtarılmış. Sultanımızın yardıma gideceğinden hiçbirimizin haberi yoktu. Sultanımız derin yara almış. Tedavisi için Kınık Obası'na götürülmüş. Saray hekimleri dururken sultanımız niye obaya gitsin ki? Sultan Melikşah'ın kurduğu oyun bizi de bozdu Terken Hatun. Olan oldu Tacin Mülk. Yeni hamleler düşüneceğiz. Lakin sultanımızın obaya gitmesi beni işkillendirdi. Başulu Hatun sultanımızı gözüne girmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Seyyidim Hazretleri, Melikşah hem Ali'yi hem Rum ateşi malzemelerini kurtarmış. Ne ya? Ne? Ne demek Rum ateşi malzemelerini kurtarmış? Albert ve Rum ateşi malzemeleri Melikşah'a engel olacaktı. Ne yapacağız şimdi? Tasa etmeyesin, Melikşah'ın kuvveli seferine mani olacağız. Nasıl tasalanmam? Nasıl tasalanmam sabah? Askerlerimin hepsi eridi. İmparatordan yalvararak asker istedim ben. Eğer o adamlar gelmeden Melikşah Kuvel'e gelirse... Selçukluları birbirine düşürecek fitne ateşini evvelden harlamıştım. O ateş Selçuklu topraklarına varmak üzeredir. Harlanan bu fitne ateşi Melikşah'ın Kuvel seferine mani olacak. Neymiş o fitne? Bu turna kuşudur. Turna kuşu habercidir. İnsanlara müjdeli haber taşır. Turna kuşu desenli kilim örüp otağımıza asarız ki ocağımıza her daim müjdeli haber gelsin. Ne oldu kızım, iyi misin? Sancın mı oldu? Yok ana, iyiyim. Merak etmez. Bu ara çok sık tekmeler. Debelenip durur. Bizim turnamız da bize müjde getirmiş. Ne? Yavrumuz yakında doğacak demek ki. Çok şükür sağ salim dönmüşler. Melikşah. Ali'yi de kurtarmışlar. Sultanımız yaralıdır. Sultanımız vali yaralıdır. Tez tedavi edilmesi gerekir. Ali'yi şifa çadırına alasınız. Sultanımızın tedavisine de otağda devam edeceğiz. Turna, sultanımızla hususi sen ilgilenesin. Alaca, sultanımız kan kaybetmiş. Pekmez getiresin. Dur kızım. Sultanımız kan yapması için ciğer yer. Tez ciğer pişirelim. Şimdilik gerek yoktur. Sağ olasın. Hele bir tedavi edesin. Nasıl olsa canıma can katmak için gerekeni yine sen bilirsin. Hmm.
Kolunuz kana bulanmış. Evvela temizleyip yaranın derinine bakacağım sultan. Geçmiş gitmiş olsun. Yaralandığınızı işitince saray hekimini de alıp geldim. Arasındaki adaliler zedelenmiş. Bunlar bileği ve parmakları hareket ettiren adaliler. Tesirli bir merhemle müdahale etmek gerek. Yoksa hem bilek hem de parmaklar bundan sonra hareket edemez maazallah. Hatun tedavi için lazımdır. Diğerleri çıkabilir. Trak Bey'le görüşeceğim. Beni beklerdi. Sen yabancısın. Beyimizin huzuruna çıkmadan evvel ateşin üstünden geç ki uğursuzluğun temizlensin. Beklediğiniz kişi geldi beyim. Bana haber gönderdiğinde
Kapçak diyarından yola çıktım. Lakin anca gelebildim. Demek öz ablam Başula Hatun ölmedi ve dahi hayattadır. Bütün bunları o Melikşah saltanatı sürsün diye yapmıştır. Ama Melikşah onu hiçe sayıp sarayına almamış. Yeğenlerimi de veliaht yapmamıştır. Öyle mi? Ali'nin vaziyeti iyidir. Hekimler tez vakitte toparlanacağını söyledi. Hadi inşallah. Sultanımızın ahvali nasıldır Turnuat? Hekimbaşı sultanımızın yarası için karabaş otundan merhem yapıp sürdü. Lakin ne kadar tesir eder bilmeyiz. Eğer tam olarak tesir etmezse sultanımız elini kullanamayabilir. Ben bir anama bakıp geleyim. Ne yaparsın ana? Babanızın yarası için merhem yapar. Hekimbaşı merhem yapıp sürmüştü ana. Ayrı tesir etmesini bekleyeceğiz. Sen uğraşmasaydın. Hekim başının yapacağı merhem en fazla karabaş otundandır. Karabaş otundan yapılan merhem herkesin yarasını sürüyor. Lakin herkesin canı, kanı, bedeni bir olur mu? Babanızın yarasına aynı sefa çiçeğiyle sirkeden yapılan merhem gelir. Vallahi maşallahım var ana. Bunca yıl geçti ama iyi ezber etmişsin babam. Cenevazlık etme. Bunca zaman dibindesiniz, bir oğul olup da babanızı öğrenememişsiniz. O vakit biz de yardım edelim ana sana. İstemez. Evet ana, biz de yardım edelim sana. Bunca yıldır dibinde, babasının şifasını öğrenememiş, şimdi yardım edecek. Haydi siz işinize bakın. Ben gerekeni yaparım. Canımın parçası, gözümün nuru Başula abla. Sırf o Melikşah'ta gönlü var diye evliliklerine razı olduk. Selçuklu'yla kanlı bıçaklı düşman iken sulh ettik. Ama Melikşah onu koruyamadı. Sürgün ettirdi. Üstelik onun saltanatı için şimdi öz yeğenimizle obasında bir başına kaldı. İmdi hala Melikşah onu oba köşelerinde bırakır. Sencer'i göster Melik olsun deyü Melik ilan eder. Tapar onca yiğitlik göstermişken onu veliaht tayin etmez. Bu düpedüz siz Kıpçaklara meydan okumaktır beyim. Kıpçak diyarından buraya onca yolu Melikşah'tan hesap sormaya geldim. Kıpçakları hesaba almamak ne demekmiş görecek. Ablamı alıp götüreceğim. Yeğenlerimden birini de veliaht yaptıracağım. Sultan Melikşah bunlara müsaade etmeyecektir. Öyleyse sulh kökünden bozulur. Ordumuz hazır beklemektedir. Şayet Melikşah yeğenlerimden birini veliaht yapmaz, ablamın da bizimle gelmesine rıza göstermez, Kıpçak Selçuklu savaşı yeniden başlar.
kimse durduramaz. Senin gibi sinsi bir yılan çıkar olmadan hiçbir iş yapmaz Hasan Sabbah. Söyle bakalım. Bize bütün bunları haber verip yardım etmekten çıkarın nedir? Melikşah'ın zulmü bize de kan kusturur beyim. İsterim ki birlik olup bu zulmü bitirelim. Hem de onların neler yapabileceklerini en iyi ben bilirim. Gerekirse size pusatlarımızla destek oluruz ha. Bunlar senin adamların mı? Benim fedailerimdir beyim. İstediğin vakit Melikşah'a karşı emrine amadedirler. Ne sebeple öldürdünüz fedailerimi Batur Alp Bey? Kendi askerlerimden gayrı kimseye itimat etmem. Seninle görüştüğüme de şahit kalsın istemedim. Sana dair de en ufak bir şüphem olursa senin de sonun bunlar gibi olur. Bilesin. Sultan Melikşah aramızdaki sulha ihanet etmiş idir. Başulu hatunumuz sırf onun saltanatı için öldü gösterilmiş. Yeğenlerimiz sahipsiz bırakılmış. Hakları verilmemiştir. Gayrı Selçuklu Kıpçak düşmanlığı yeniden alevlenmiştir. Şimdi Kınık Obası'na gidip Başulu hatunu alacağız. Onu öz yurdumuza götürüp bir daha Selçuklu topraklarına göndermeyeceğiz. Eğer mani olmaya kalkarlarsa Sultan Melikşah'a savaş açacağız. Sürdüğünüz merhem tesir etmez ise ne olacak? Elim hareket edemeyecek mi? Yaranız için daha tesirli merhem gerek. Lakin elimizden gelen budur sultanım. Buyur Asım Başulu. Yaranız için tesirli bir merhem yaptım. Müsaade buyurursanız yaranıza çalmak isterim. Nereden bilirsin bu merhemin tesir edeceğini? Sürgünde Sancar'a hamileyken gizli gizli yanıma gelirdin.
gelişinde düşman pusu atmıştı. Pusuyu yarıp geldin. Lakin yara almıştın. Aynı bunun gibiydi. Tesirli bir merhem bulunmazsa bileğini parmaklarını hareket ettiremeyecektin. O gebe halin ile ormana çıkıp aynı safa çiçeği topladın. Sirke buldun. Yarama derman olmuştun. Hatırladım. Bu sayede Berzem Cengiz'de kılıç sallayabilmiştim. Berzem günü daha derin yaralar açıldı hayatımıza. Hiçbir yara yoktur ki dermanı bulunmasın. Yeter ki merhemini bilen olsun. Nice yıllar derinleşen yaranın tek merhemi vakittir. Daha evveldi. Yaralı obaya gelmiştin. O halde bile kılıcını elinden bırakmamıştın. Kimse elinden alamazken ben almıştım elinden. Her yarama derman oldun. Meğer sesin de derman olmuş. Tek bir sözün ile kılıcımı elimden bırakıvermiş. Nice yıllar derinleşen yaranın merhemi vakittir demiştin ya. Yıllar, yollar uzarsa bu yara derman bulamaz. Aynı yarayı bile bile açmak bu keskideni geri getirmez. Thank you.
Sultanımızın yaralandığını işittim. Otağda hekimbaşı mı ilgilenir? Otağdadır. Lakin hekimbaşı değil. Başulağ'la alakadar olur. Sultanım, hekimbaşı yaranızın ciddi olduğunu söyledi. Saraya çekilip bir müddet istirahat edin dilerseniz. Başula Hatun'un sürdüğü merhem yarama tez vakitte iyileştirecektir. İstirahat lüzumu yok. Bir vakit yine bu obada yaralı yatar iken düşüme Asam Alpaslan girmişti. Konstantiniye. Ey oğul! Biz ki kuru cihangirlik davasına değil, Allah'ın davasına hizmet için gayret ederiz. Biz ki adı göklü Peygamber Efendimizin müjdesine erişmek için ömrümüzü sarf ederiz. Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan. Onu fetheden ordu, ne güzel ordudur. Sen o müjdeye erişen komutan olmak için gayret edeceksin. Bu gayret, sana karanlıklardan sıyrılıp ayağa kalkman için gereken kuvveti de, ışığı da verecektir. Bütün mücadelem bunun içindir. O kutlu müjdeye erişmek. Bir gün bu şehrin sularında Müslüman Türk'ün sancağını görmek, semalarında ezanı Muhammediye'yi duymak, bütün gayretim budur. Ey oğul, bil ki bu fetih Allah'ın izniyle Müslüman Türk nesline nasip olacaktır. Sen Anadolu'yu alıp ve hudutlarımızı Konstantiniye sınırlarına kadar getirdin ya, Konstantiniye'nin fethi de senin sayende olacaktır. Bunun için kalkasın oğul. Karanlıklardan sıyrılasın. Hedeflerin sana yol gösterecek en kuvvetli ışıktır. Senin düşmen ümmeti de yese düşürür. Seni bekleyen ümmet için kalkasın. Dini devleti yıkmaya azmeden düşmanlarını yok etmek için kalkasın oğul. Konstantiniye'yi işaret edip ayaklanmam için dirayet vermişti bana. Kuvel ve etrafındaki bölgenin tamamı Konstantiniye'den evvelki hedefimizdir. Gayrı kuvvet seferine odaklanacağız. Thank you.
Ablam. Kardeşim. Baturay. Yaşadığını işitince Kıpçak bozkırlarından dört bala koptum geldim. Dipdiri karşımda sen ya. Bizi kavuşturana şükürler olsun. Şükür kardeşim. Nicedir görmeni burnumda tüterdin. Nasıl özlemişim seni ciğerbarem. Yeğenlerim nerede teyzem? Damar. Aslan gibi yiğit olmuşsun maşallah. Sencer. Hey maşallah. Namın kartal bakışlı diye yayılmış. Esat'tan da kartal bakışlı. Parsen damlayı etmişsin. Hoş gelmişsin Baturay. Hoş bulduk Sultan Melikşah. Yorgunsundur. Otağa geç esin. Aş pişireyim sana, ayran dökeyim. Buraya oturmaya gelmedim abla. Seni götürmeye geldim. Gayrı öz yurdumuza birlikte döneceğiz. Senin yerin burası değil de Kıpçak diyarıdır. Kıpçak Bey Baturalp, Kınık Obası'na gitmiş Seyyidin Hazretleri. Ha. Baturalp Melikşah'ın önünü bıçak gibi kesecek ya. Fedailerimiz Kuvele giden orman yollarına bakmışlar. Kuzeydeki orman yolunda Selçuklu askerleri yokmuş. Ha. Kıpçaklar Melikşah'ın Kuvel seferini durduramasa bile en azından geciktirecektir. O sırada imparatorun bana gönderdiği askerler de Kuvele gelmiş olur. Ben artık öyle dönsem iyi olur. Dön Mitras, dön. İmparator askerleri gönderdiği vakit harekete geçersin. Melikşah sefer değil, kendi topraklarını zor kurtaracak. Tanrı seni korusun. Sen ne dersin Baturalp? Başulu'yu götürmek de ne demek? Biz ablamı size verdik ki devletli hatun olsun diye. Lakin siz onun sürgününe mani olamadınız. En yakınınızdakiler öldü gösterdi, bilemediniz. Yıllardan sonra ortaya çıkınca onun hakkını teslim etmezsiniz. Yeğenlerimi dahi veliaht yapmadınız. Başulu gereken itibarı görmüştür. Veliahtlık meselesi de bizim iç meselemizdir. Herkes de kararımıza itaat etmiştir. Bu bizim için hak değildir Sultan Melikşah. Yeğenlerim yıllardır kirli bir sırrın cefasını çekerler. Şimdi Berkaru'yu veliaht ilan edip onları geride bıraktınız. Ablama, yeğenlerime reva gördükleriniz bizi düpedüz hiçe saymaktır. Baturalp,
Hükmümüz kimseyi alakadar etmez. İki oğlumun anasını götürmeye de kimsenin gücü yetmez. Bizim gücümüz yeter Sultan Melikşah. Bizim gücümüz yeter. Ablamın üstünde söz hakkın yoktur. Töre gereği ablam bize aittir. Onu alıp götüreceğim. Ne yaparsan yap, onu burada size bırakmayacağız. Etmeyesin Batur Alp. Kimsenin sultanın kararından şikayeti yoktur. Senin üstünde Sultan Melikşah'ın hükmünü saymayız abla. Töremiz de bunu emretmektedir. Sen bizimle gelmek istemesen dahi seni alıp götürürüz. Hata edersin dayı. Bu yaptığın yıllar evvel verilen sulhu bozar. Kuvel seferine çıkacağız dayı. Bizans keferesinin başını ezeceğiz. Bu yaptığın bizi birbirimize düşürür. Kafir dururken birbirimize düşmek bize yaraşmaz. Sultan Melikşah yaptıklarından sonra ortada sulh bırakmamıştı. Biz diyeceğimizi dedik. Veliaht değişmeli. Ablam da bizimle birlikte Kıpçak diyarına gelecek. Bir daha da buraya dönmeyecek. Bizim meselemiz de hallolana kadar siz de sefere çıkmayacaksınız. Eğer buna mani olmaya kalkarsanız ordumuzla gelir, ablanı alırız. Sen de bunu iyi belleyesin Sultan Melikşah. Sana değil aileden birini, topraklarımdan tek taş dahi vermem. İnadında devam eder isen sulhü bozmuş sayarım. Öyle bir karşılığını veririm ki Batur Alp, bir daha sulh yapacak ne canınız ne de topraklarınız kalır geriye. Aklını başına devşiresin. Kuvvetimizi küffara vurmak yerine bizi kardeş kanı dökmeye mecbur etmeyesin. Tam kuvvet seferine çıkacak iken bu mevzuyu sefere ket vurdu. Kıpçak meselesini halletmeden sefere çıkar isek ardımızda büyük bir tehlike bırakmış oluruz sultanım. Biz seferdeyken Kıpçak ordusu harekete geçerse baş edemeyiz. Batur Alp'i takibe alasın Hacı. Şayet bugün topraklarımızı terk etmez ise savaş ilanı sayarım. O vakit kuvvetimizi Kıpçaklara yönlendireceğiz. Kuvvet seferi şimdilik ertelenmiştir.
Yolumuzun üzerinde hiçbir Selçuklu askeri yok efendim. Şimdi Kuvel'e gidebiliriz. Güzel. Gidip hazırlıklara başlayalım. İmparatorun gönderdiği askerler de gelince saldırıya geçeceğiz. Efendim, Türkler birbirine düştüler nasıl olsa. Elimizdeki askerlerle de saldırabiliriz. İmparatordan gelecek askerlere ihtiyacımız var mı sizce? Var Karius. Var. İmparatordan istediğim askerler gelince sadece Melikşah ve ordusunu yok etmeyeceğiz. Yola çıkmışken Kudüs'e kadar gideceğiz. Kudüs bizim kutsalımız. Kardeşim Markus bu uğurda canını feda etti. Türklerin aklı karışmışken biz de gidip bizim olanı geri alacağız. Hadi. Sultan Melikşah'ın emridir. Tez otağınızı kaldırın buradan. Terk edin buraları. Buraya otağı kurmamızı Baturalp Bey'imiz emretmiştir. Onun emri olmadan da hiçbir yere gitmeyiz. Bizden günah gitti o vakit. Ne olur burada? Sultan Melikşah topraklarımızdan gitmenizi emretmiştir. Otağınızı kaldırıp gidin buradan. Yoksa savaş ilanı sayılacak. Biz de zaten buraya ya Başulu Hatun almaya ya da savaşmaya geldik. Tutuklayın bunları. Savaş tuğumuzu topraklarınıza diktik. Gayrı korkumuz yoktu. Sultan Melikşah bizimle anlaşmak için otağımıza gelecektir. O vakte kadar da askerleri tutsağımız olacaktır. Sultan Melikşah anlaşmaya değil, kellenizi almaya gelecek. Burada dökeceği bir damla kan Selçuklu'yla Kıpçaklar arasında kıyamete kadar savaş sebebi olur. Ne Kuvel'e ne de başka bir yere sefer edemez. Git şimdi söyle. Buraya gelip istediğimizi vermeden askerleri tutsağımız olarak kalacak. Bu savaş tuğu da topraklarından kalkmayacaktır. Kuvvet seferi için hepimiz canımızı ortaya koyduk. Şimdi Kıpçakların gelmesi çok kötü oldu. Onlar da Müslüman değil mi? Neden düşmana karşı birlik olmak varken birbirlerine düşüyorlar? Bu bir kuru cihan menfaatidir. Düşmana karşı ümmeti ayrı gayrı düşüren. Öyle giderse düşmanlar cihanı elimizden alacaklar. Sonra kafire karşı birlik olunamadığından hem bu cihanı hem de öte cihanı kaybedecekler. Lakin bunu bilecek feraset onlarda yoktur. Bugün belki kuvvet sefer ertelendi. Ama yarın birlik olunmazsa Şam, Bağdat, Kudüs hepsi düşmanın ayakları altında ezilir. Bizi cihangir kılan şey Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamızdır. Töremize sahip olmamızdır. Şu cihanın kuru menfaatinden geçerek Allah'ın davası uğrunda serden geçebilmemizdir. Ne vakit böyle olduysak birlik pınarı çağladı.
Bu pınarı tıkayan eller birbirimizin eli değildir aslında. Şeytanların elidir. Allah bu şeytanları görebilecek feraseti, onu aramızdan kaldırabilecek kuvveti bize nasip eylesin. Amin. Yıllar yılı çilemiz bitmedi gitti. Benim varlığım her daim aile açtı Melikşah'ın başına. Şimdi de benim yüzümden Kuvvel Sefer'i sekteye uğradı. Batur Alp inatçıdır. Kıpçak ordusu gelirse Kuvvel Sefer'i hepten yerle bir olur. Kendini heder etme Esin Ana. Sen hiçbir vakit sultanımızın başına gail olmadın. Bilakis onun saadeti, saltanatı için nice çileler çektin. Ne bileyim kızım. Acep Batur Alp'le gitsem daha mı doğru olurdu diye düşünürüm. Bize düşen bu devlet için her daim fedakarlık yapmak oldu. Bu fedakarlığı da yapardım. Yeter ki sefer durmasın. Hiçbir şey Melikşah'ı hedefinden alıkoymasın. Ne gitmesinden bahsedersin sen ana? Seni kimse alıkoyamaz. Kusura kalmayasın. Lakin Kıpçaklarda töreleri de umurumda olmaz. Dayım burada kalmaya devam ettiği sürece karşılığını misliyle görecektir. Destur var mıdır Melek Hazretleri? Gelesin Bozkuş. Batur Alp Bey Selçuklu askerlerini rehin alıp otağın önüne savaş tuğu dikmiş beyim. Eğer Sultan Melikşah gidip de istediğini vermezse askerleri serbest bırakmayacakmış. Kıpçakları da savaşa çağıracakmış. Gayrı haddini aşmıştır. Babam bunu işitir işitmez onun yanına gidecektir. Ben de onunla gideceğim. Ağabey. Dur Aslan. Babam oraya gitmemeli. Ne diye gitmeyecekmiş? Görmez misin? Göz göre göre savaş ilan ederler. Babam oraya giderse onun kellesini alır. O vakit Kıpçaklarla aramızda savaş çıkar. Kuvvel Sefer'i de hepten hayal olur. Oraya biz gideceğiz. Rehin askerler onun elinden alıp gitmesi için ona mühlet tanıyacağız. Sefer'in sekteye uğramaması için yapılacak tek şey budur. Bozkuş, tez vakitte saraya haber gönderesin. Bu işle biz ilgileneceğiz. Sultanımız Batur Alp'i görmemeli. Emredersin Melik Hazretleri. Kendini üzmeyesin. Ne seni onların eline bırakacağız, ne de Kuvvet Sefer'ini sekteye uğratacağız. Merak etmezsin. Kıpçaklar durduk yere Kuvvel Sefer'ine ayak bağlamıştır sultanım. Hiçbir şey devletin huzurundan Kuvvel Sefer'inden daha mühim değildir imdi. Hem Zübeyde Hatun yıllardır oğlu Melik Berk Yarun yanında kalmıştır. Başulu Hatun da Kıpçakların yanında kalsa ne olacak? İkisi de aynı şey midir derken? Zübeyde oğlunun yanında bu topraklardaydı. Başulu Hatun ise temelli Kıpçak topraklarına gidecek. Nedir bu kadar gözünü karartmanın sebebi? Başulu Hatun bu vakitten sonra hayatımızda olmasa ne olacak? Yalnız iki oğlunun anası olması mı bırakmak istememe sebebin yoksa... Koca Selçuklu Sultanı iki melikin anasını bir tehdit ile verecek acizlikte değildir. Kuvvel hususunda ise kimse kaygılanmasın. Batur Alp bize savaş açsa dahi
Kuvel seferini bir müddet erteleriz hepsi o. Kuvel, yıllardır bizim hedefimizdir. Asla dönmeyeceğiz. O kıpçak beynin dili uzarsa dilini, başı kalkarsa başını kesip göndeririz gerekirse. Yine de devletimizin itibarını düşürmeyiz. Baturalp, veliaht meselesinin de yeniden ele alınmasını istemişti. Veliaht kararından memnun olmayanlar da vardı. Gayrı veliaht meselesinin yeniden ele alınmasında fayda vardır. Memnun olmayan kimlermiş benim veliaht kararımdan? Yoksa sen hala daha benim kararımı mı sorgularsın? Haşa sultanım. Başulu gitmeyecek. Veliaht kararımdan da dönmeyeceğim. Başulu benim iki oğlumun anası. Berkyaruk da ölene dek veliahtımdır. O Baturalp topraklarımdan defolup gidecek. Yok ise kellesini alırım. Sultan, Baturalp Bey'i ikaz etmek için gönderdiğimiz askerler rehin alınmış. Baturalp Bey savaş tuğunu dikmiş. Sultan Melikşah buraya gelip istediklerimizi verirse biz de askerleri serbest bırakır, savaş çıkarmayız demiş. O gafil ne cüretiyle bunu yaparmış? Ben oraya gelir isem onun kafasını kopartmak için gelirim, bilmez mi bunu? Tez askerler hazırlansın. Bunun bedelini kellesiyle ödeyecek. Melik Sencer haber gönderdi. Melik Tapar'la birlikte Baturalp Bey'in yanına gitmişler. Elindeki rehin askerlerimizi alıp son kez ikaz edeceklermiş. Bu meseleyi onlara tevdi etmenizi dilerler. Oyt'in cüretini ikaz ederek mi ödeteceklermiş? Ben gider askerlerimi de kurtarırım. Cezasını kılıç ile de keserim. Kardeş kanı dökülmesin diye müsaade ettik. Sabrımızı taşırdı. Gayrı dökülecek kanların vebali ondadır. Sultanım, onlar da zaten kellesini almadan bırakmayacağınızı iyi bilirler. Lakin eğer kellesini alır iseniz, Kıpçaklar harekete geçer. Kuvel seferi yerle bir olur. Kuvel seferini sekteye uğratmamak için meseleyi kendileri halletmek ister. Beni delirten de asıl budur Zati. Kuvel seferine gecemizi gündüzümüzü sarf ettik. Şimdi onun gafilliği hepimize ket vurdu. Sultanım, bir gafilin hadsizliği yüzünden Kuvel seferini sekteye uğratmayalım. Hem kardeş kanı dökülmesini siz de hiç istemezsiniz, iyi bilirim. Melik Sencer ile Melik Tapar devletimizin itibarını düşürmeden bu işi halledecekidir. Lakin yine de ferman sizinedir. Siz ne cüretle Selçuklu askerlerine diz çöktürsünüz? Kaldırın onları! Sakin olasın yeğenem. Nedir bu öfken? Benim askerime benim önümde kimse diz çöktüremez. Sen ne yaptığını sanırsın dayı? Hem askerleri rehin alırsın hem de savaş çıkarmakla tehdit edersin. Sultanımızı da ayağına çağırmışsın. Bilmez misin buraya gelirse alır kelleni? Kellemi veririm de töremden asla vazgeçmem. Ablam Başulu Hatun bize aittir. Onu alıp topraklarımıza götüreceğiz. Hem ben... Sizin de hakkınızı almaya geldim.
Veliaht olmak sizin de hakkınız. Babam hak edene hakkını teslim etmiştir. Ağabeyim Berkyar'ın veliahtlığına hepimiz razıyız. Gayrı sen de bu meseleyi uzatmayasın. Şimdi bu askerleri alacağız. Siz de Kıpçak yurdunuza geri döneceksiniz. Başka çaresi yoktur. Seni sultanımızın gazabından kurtarmak için buraya geldik. Yoksa aramızda kan dökülüp savaş çıkacak. O vakit nicedir uğraştığımız kuvvet hazırlıkları da boşa gider. Hayal duymayacak mısın küffar dururken biz birbirimize düşünce? Kardeşlerin kanı dökülünce. Sizin seferiniz umurumda değildir. Hem töre çiğneyenden kardeş olmaz. Ablamı yıllardır saltanat oyunlarına yem ettiniz. Bizim onurumuz bunu kaldırmaz. Ablamı almadan ne rehineleri veririm ne de savaştan vazgeçerim. Kimini hakla götüreceksin? Anam dahi gelmek istemez. Töre hepimizin sözünün üstündedir. Ablamı yıllardır sindirmiş o Nizamül Mülk'le babanız Melikşah. Tabii sesi çıkmaz. Ama onu öz yurdumuza götürdüğümüzde hak ettiği kıymeti görecektir. Yiğitler. Alasınız askerleri. Teslim etmeyin. Teslim etmeyenin kellesini alın. Sultanımız sana bir gün mühlet verdi. Askerleri bırakırsan yarına kadar da biz mühlet veririz. Bir günde olsa yaşayacak vaktin olur. Bir iki çıkaracağım bir savaşta. O çok istediğin ablanın evlatlarını da karşına alırsın. Kıpçaklar içindeki itibarın da yerlerde sürünür. Şayet İnat edersen dayı, anamla beraber biz de topraklarına geliriz. Ama o çok itimat ettiğin odun yerle bir etmeye. O vakit o topraklara Selçuklu sancağı dikeriz, bu da böyle biline. Şimdi ne yapacağız beyim? Hele bir yarın olsun da. Elbet bir karara varacağız. Ablam üzerinde söz hakkın yoktur. Töre gereği ablam bize aittir. Onu alıp götüreceğim. Ne yaparsan yap, onu burada size bırakmayacağız. Nedir bu kadar gözünü karartmanın sebebi? Başulu Hatun, bu vakitten sonra hayatımızda olmasa ne olacak? Yalnız iki oğlunun anası olması mı bırakmak istememe sebebin, yoksa... Destur var mıdır sultan? Veresin hacı. Melik Tapar ile Melik Sencer'den haber vardır. Rehin askerleri almışlar. Baturalp Bey'e de topraklarımızı yarına kadar terk etmesi için mühlet vermişler.
Oğullarım benim. Sırf kuvvet seferi durmasın diye çalışıp didinirler. Şayet Batur Alp savaş çıkarıp kuvvet seferine mani olur ise oğullarımın hakkı için onu tarumar ederim. Askerlerimiz Batur Alp'in otağının olduğu ormanda devriye gezinsin. Her hareketini bildirsinler. Yarın Başulu'dan vazgeçip gider ise kuvvet seferine çıkacağız. Emredersin sultanım. Seyyidun Hazretleri. Evladım. Seni yıllar evvel Kıpçakların içine soktuk. Batur Alp'in yaver olmanı isterdik, oldun. Şimdi Selçuklu Kıpçak savaşı çıkınca bu savaş sayesinde kazandıklarımız da arsdan payı senindir. Ama bir mesele daha vardır Seyyidun Hazretleri. Sencer ile Tapar rehin askerleri alıp götürdüler. Batur Alp'i de tehdit ettiler. Yarına kadar da mühlet verdiler. Batur Alp ne dedi? Hele bir yarın olsun da elbet bir kararına varacağız dedi. Lakin ben tavrından işkillendim. Batur Alp hala kararlıdır fakat yarına kadar düşünüp kararını değiştirebilir. Kararını değiştirirse bütün tertibimiz alt üst olur. Yarına kadar düşünmesine müsaade edemeyiz. Yanındaki Kıpçak askerleri Selçuklu oklarıyla vurulduğu vakit bunu Melik Şah'ın bir tehdidi olarak anlayacak. Ve öfkeden deliye dönüp yarını beklemeden savaş kararı verecektir. Evlatlar, nerede kalmıştık? Oğuz Kağan. Oğuz Kağan karanlık ülkeye sefer yapmış. Oradaki köpek başlı yaratıkları yenmiş. Ama Oğuz Kağan'ın altlarından biri de ölmüş. Hatun'u bir ağacın kovuğunda tek başına doğum yapmış. Oğuz Kağan doğan çocuğu kendini evlat etmiş. Adını da Kıpçak koymuş. Kıpçak büyümüş, cengaver olmuş. Oğuz Kağan'dan aldığı buyrukla kuzey illerini fethetmiş. Oraya yerleşmiş. Kıpçak, Uygur, Kalaç, Karluk ve 24 Oğuz boyu. Bütün Türk boylarının adları Oğuz Kağan'dan gelmektedir. Bu Türk boylarının cümlesi Altaylardan Tuna'ya, Kudüs'ten Anadolu'ya, dört tarafı yurt edinmişlerdir kendilerine. Türk soyu bir ulu çınardır. Türk boyları da bu çınarın birer dalı. Bazı dallar vakti gelince çınara küser. Kurur, çatlar. Kardeşler arasında cenk baş gösterir. Ama mühim olan köklere sımsıkı sarılmaktır. Çünkü bizi kardeş yapan o özümüz işte o köklerdedir. Köklere sımsıkı sarılınca küsen dallar yeniden yeşillenir. Dallar bir olur. Çınar yeniden boy verir. Türk yurtlarına yeniden bahar gelir. Yeter ki özümüzde de davamızda da
dirayetli olalım. O vakit dışarıdan gelebilecek hiçbir kasırga, hiçbir ateş, hiçbir taarruz o çınarı deviremez. Devletimiz kurulduğunda batısı başka şekilde, doğusu başka şekilde idare edilmekteydi. Sultan Alparslan tahta çıktığında bu ikiliği bitirdi. Devletimizi bir kudretin gölgesinde birleştirdi. Rakşin, devlet yalnız gaye birliğiyle, siyasi birliğiyle, toprak birliğiyle ayakta kalmasayım. Kanun birliği de şarttır. Nicedir dört bir yandaki ahaliden şikayetler gelir. Her bölgede, her mezhepte ayrı ayrı hükümler verilirmiş. Onların bütün dertlerini çözecek tek bir kanunname yapmak elzem olmuştu. İcraatlarımız ile hayyam bizden sonraki devirlerden de mesul olacağız. Bu sebep ile bizden sonra da bizim adaletimizi tesis edecek kanunname teşkil etmeye karar verdim. Sultanım, Hacı Hazretleri huzurunuza gelmek ister. Sultanım, Üstad Hayyam. Emriniz üzere fakihlerimiz nicedir kanunname yapmak için gayretkeş çalışırlardı. Bugün nihayete erdirdiler çok şükür. Malumunuz en fazla şikayete maruz kalan meseleler mülkiyet, ticareti ve hatunların haklarıydı. Bu hususlarda gerekli kanunlarda mütabık olup sizin tasdikinize arz ettiler. Nedir kanunların hükmü Hacı? Sultanım, evvela çokça artan yalancı şahitliğe ve dolandırıcılığa karşı sert tedbirler ihtiva eder. Bu kanunlara göre gayri borçlu mazlumların mallarına kolayca el konulamayacak. Ticarette mal sahipleri yalancı şahitler yüzünden zarara uğramayacak. Hatunların mehir hakları muhafaza altına alındı. Hatunlar aleyhine şahitlik zorlaştırıldı. Gayrı tek kişinin şahitliği yeterli sayılmayacak. Şüphe mevzu bahis olduğunda gönülleri yatıştırmak ve karışıklığı önlemek için daha kuvvetli deliller istenecek. Bunca meşgaleniz arasında memleketin en ücrasındaki ahalinin, hatunların dertleriyle dertlenmişsiniz. Onlar için kanunname tertip ettirmişsiniz. Ruhunuzdan çağlayan adalet pınarıyla nice mazlum serinlemektedir. Sultanım, daha evvelinde hiçbir Selçuklu sultanı kanunname yapmamış idi. Siz kanunname yapan ilk Selçuklu sultanısınız. Cihanda da daha evvel kanunname tertip eden ender hükümdarlardansınız. Bu da daha evvelkiler gibi tarihe geçecek bir icraatidir. İnşallah Ata Bey'im, inşallah. Lakin tarihe geçen adımız değil. Adaletimiz olsun benim için kafidir. Sultanım, fakihlerimiz bu kanunnameyi Mesail-i Melikşahi olarak adlandırdılar. Bundan gayrı dört bir tarafta Sultan Melikşah kanunnamesi olarak bilinecek idir. Kanunname katipler tarafından istinsah edilsin. Topraklarımızın dört bir tarafındaki emirlere dağıtılsın, ahaliye duyulsun. Bundan gayrı Selçuklu topraklarındaki cümle ahali bu kanunnameye tabi olacak. Hacip Kamaş. Böylece topraklarımızda
kanuni olarak da birliği sağlamış olacağız. Adalet göğün direğidir. İlimiz, töremiz sağlam olmalı ki altta yağız yer delinmesin. Üste ise mavi gök çökmesin. Selçuklu askerleri orman civarında devriye gezermiş beyim. Bize bir fenalık edecek olmasınlar? Bir fenalık etmeye cüret edemezler. Yarına kadar mühlet verdiler. Biz de iyice düşüneceğiz. Eğer yarından evvel bir fenalık etmeye kalkarlarsa bedelini çok ağır öderler. Beyim! Beyim! Askerlerimizi öldürmüşler. Ne dersin sen? Selçuklu oklardır bunlar. Ben demiştim beyim, bunlar bize bir fenalık edecekler diye. Senin tez gitmen için bizi tehdit ederler belli ki. Askerlerimizin canına kıyıp bize gözdağı vermek isterler. Bir de kardeşlik masalları okurlardı bize. Küffar yapmaz bunların yaptığını. Gayrı yarına kadar beklemeye gerek kalmamıştır. Kararım kesindir. Gayrı Kıpçak Selçuklu Savaşı başlayacaktır. Şimdi tehdit nasıl olurmuş görecekler. Yürün, obayı basmaya gideriz. Yüce imamın yoluna kendini adamak ibadetin en makbulüdür. Öyleleri oldu ki şeytan ile karşılaştıklarında onunla savaşmaktan, yüce imamın adını şeytanın yüzüne haykırmaktan geri durmadılar. Faysal ve daha niceleri canlarını yüce imamın davasına sundular. Onlar batınilik için öyle bir yaşadı ki öldüklerinde gömüldükleri toprak dahi matem tuttu. Seyyidin Hazretleri, emrinizi yerine getirdik. Ormanda iki Kıpçak askerini Selçuklu oklarıyla öldürdük. Pekala, pek güzel. Şimdi Batur Alp savaş kasırgası gibi Selçuklu topraklarını darmadağın edecektir. Melikşah'ın Kuvel Seferi yerle yeksan olacak. Bizim Selçuklu topraklarına seferimiz başlayacak. Beyime yarına kadar mühlet verdik. İnşallah kardeş savaşı başlatıp da bizi Kuvvet Seferi'ni ertelemek zorunda bırakmaz. Ana, sen de kendine mesuliyet yükleyip tasalanmayasın.
Biz nice badireler atlattık. Bunu da atlatırız evvelallah. İnşallah oğlum. Şayet Baturalp yüzünden Kuval seferi ertelenirse. Onca emeğiniz heba olacak. Kendimi affedemem. Kıpçaklar gelir Melik Hazretleri. Hayrola dayı, gecenin bu saatinde tozu dumana katarak gelirsin. İki askerim öldürülmüştür ormanda. Hesabım kesmeye geldi. Ne malum bizim öldürdüğümüz? Bu oklarla öldürülmüşlerdir. Üzerinde Selçuklu damgası vardır. Hem Sultan Melikşah ormanda askerlerini devriye gezdirmektedir. Bunu bize tehdit olsun diye yaptınız. Sultan Melikşah böyle kalleşçe gözdağı verecek biri değildir Baturalp. Altında bir oyun vardır. Kalayana gelmeyiz. Yeter o adamı muhafaza ettiğin abla. Gözünü nasıl kör etmişse apaçık olanlar bile göremez olmuş. Askerlerimi o öldürttü. Hem yarına kadar mühlet verdiniz, hem de kalleşlik ettiniz. Gayrı mühlet bitmiştir. Ya imdi ablamı da alıp buradan gideriz, ya da savaş başlar. Yeter gayrı dayı. Aramızda kan çıksın diye tuzak kurmuşlar. Anlaşılan senin gözlerin körelmiş. Ağzını toplayasın Sencer. Sen meliksen, beyim de Kıpçak beyidir. Kanı kimin döktüğü de ortadadır. Kalleşler. O kanı ben dökmedim ama şimdi aramızdaki ilk kanı ben döktüm. Öyle konuşmaya devam edersen de dilini keserim. Kan dökmenize rağmen ablamı verin, mesele kapansın dedik. Madem ki yanaşmazsınız, gayrı savaş başlamıştır. Bu oklardan birini de Sultan Melikşah'a gönderdim. O da, siz de şunu iyice belleyesiniz ki, eğer ablam bize gelmezse, biz ordularımızla gelip ablamı da, sizin canınızı da söküp alacağız. Baturalp, sonunda yaptı yapacağını. Şimdi her şeyi alt üst edecek. Togan, anamı her halükarda almak isteyeceklerdir. Oba civarındaki tedbirleri arttırasınız. Emredersin Melik Hazretleri. Nicedir Kuvvet seferi için hazırlanırız. Ama ne yaptıysak olmalı. Gayrı bu vakitten sonra
Güel Zeferi durmuştur. Büyüyesin. Fatma kızım nerededir? Uyudu sultanım. Sultanım, mazur görün, yemeğinizi buldum lakin ibade bir haber vardır. Hayrola hacı? Ormanda iki Kıpçak askeri öldürülmüş. Üzerlerinden bize ait oklar çıkmış. Baturak Bey okun birini bize göndermiş. Devriyedeki askerlerimizi sorguladık lakin onlar yapmamışlar. Bu Baturalp bilmez mi bizim kaleşlik yapmayacağımızı? Belli ki oyundur. Nasıl kanar bu oyunu? Bize bilenmiş belli ki sultanım. Ne desek inanmayacaktır. Oku göndermesi de bize savaş ilan edeceğini gösterir. Biz kuvveli hedefler iken kendini hedef etti. Bedelini de ödeyecek. Ordumuza haber gönderesin hacı. Kuvvet seferi ertelenmiştir. Askerler kuzeydeki geçitlere mevzilensin. Evvela Kıpçak savaşı için hazırlanacağız. Kuvvele sonra hareket edeceğiz. Bir başılı hatun yüzünden binlerce kişinin kanı mı dökülecek? Kuvvet seferi için onlarca hazırlık heder olacak. İmdi devlet için fedakarlık vaktidir. Hem Başulu Hatun kardeşiyle Kıpçak yurduna dönerse bütün mesele çözülür. Ne dönmesi? Asıl imdi Başulu'ya sahip çıkmamız gerekir. Sencer elbet obada tedbirler aldırmıştır. Lakin Kıpçaklar ordularıyla gelecekler. Baturalp Başulu'yu götürmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Gayrı Başulu'nun en güvende olacağı yer saraydır sultan. Onu saraya getirtmeliyiz. Yoksa Başulu'yu elimizden yitirebiliriz. Yarın tez obaya ulak gönderesin hacı. Başulu hatun her şeyini toparlayıp akşam sarayda olsun. Bundan gayrı Başulu Hatun sarayda yaşayacak. Emredersiniz sultanım. Komutan Mitra! Çok yaşa 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 komutan Mitra! İçin kahramanlarım! Bu gece bizim gecemiz. Bu gece Türklerin arasına kan girdi.
bizim için bileyledikleri kılıçlarla birbirlerini kesecekler. Melikşah Kuvel'i asla alamayacak. İşte bu bizim keskin zekamızın bir başarısı. Çok yaşa komutan Mithras! 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 Bir zamanlar Roman Diyojen Alparslan'a şöyle demişti. Atlarınızı başkentimizde yıkayacağız. Belki o başaramadı. Ama biz Alparslan'ın oğlu Melikşah'ı öldürerek bunu başaracağız. Onların ölülerini Çan kulelerimizde sallandıracağız. İçin kahramanlarım. Türklerin kanını içer gibi için. Bir olmuştuk. Sen ocağımızı diri tut ya Rabbim. Belleyesiniz ki eğer ablam bize gelmezse biz ordularımızla gelip ablamı da sizin canınızı da söküp alacağız. Gönül yaramızın dermanı için vakit de bırakmadılar bize Melikşah. Hep dert oldum başına. Yine benim yüzümden. Yoluna mani olmamasına izin vermeyeceğim. Başulu'yu def etmek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Melikşah getirsin onu burnumuzun dibine kadar soksun. Bundan gayrı bir de sarayda kalacakmış. Ben bunun karşısında sessiz kalır mıyım hiç? O kadın bu saraya gelirse Melik olan iki oğlundan destek görür. Melikşah'ın hisleri dahi canlanabilir. Ben buna asla müsaade edemem. Ne yapmayı düşünürsünüz? Ona öyle bir pusu atacağım ki bu saraya
asla gelemeyecek. Tez Karahan'la adamlarımıza haber uçur Tacil Mülk. Bize istediğimiz kadar asker göndersinler. Sonra adamlarımızla ormanda buluşsunlar. Ben de onlara vazifelerini vermeye gideceğim. Başulu Hatun'a karşı yapacağımız bu hamleyle ortalık iyice yangın yerine döner. Selçuklu'yla Kıpçaklar arasında çıkacak kardeş savaşı bizi nerelere sürükler bilemeyiz Terken Hatun. Benim umurumda olan tek savaş evladımın istikbali için verdiğim savaştır. Onun da sürükleneceği yer benim mutlak hakimiyetimdir. Ben bu saraya yıllarımı verdim Tacil Mülk. Yavrularımı toprağa gömdüm ellerimle. Yine de yılmadım. Bundan gayrı benim önüme çıkacak herkesi ve her şeyi acımasızca kesip atarım. Başulu Hatun'a söylediğim odayı hazırladınız mı? Ayarladık Zübeyde Hatun. Emrettiğiniz üzere Sultan Hatun'la yaraşır döşetti. Akşamınız hayırlı olsun Zübeyde Hatun. Tacil Mülk kısvesiyle karşınıza çıkan adamı takibe almış edik malumunuz. Sorduk soruşturduk. Şüphe çekecek bir malumata rastlamadık. Yine de teyakkuzda olmak gerek. Hele ki Terken Hatun imdi Başulu'nun saraya gelecek olmasına öyle bir bilendi ki ne yapacağı hiç belli olmaz. Doğru dersiniz. Hacı Hazretleri, buyurduğunuz üzere Emir Tacil Mülk'ü takipliyiz. Az evvel bir güvercin uçurdu malumatını aldık. Lakin nereye gönderdiğiyle ilgili bir malumat edinemedik. Başulu Hatun'un saraya gelecek olmasına bilendi demiştiniz az evvel. Bununla alakalı yeni bir hamleye kalkışacak olmasınlar. Tacil Mülk'ün uçurduğu bu güvercin de ihtimal o ki bu hamle ile alakalı olabilir. Terken Hatun'un bütün irtibatlarını takip edersek bir hamle yapıp yapmayacağını öğreniriz. Sen Tacil Mülk'ün adamlarını takiptesin zaten. Ben de yarın Terken'e sadık askerleri takibe alacağım. O vakit ne halklar karıştırdığını illaki öğreniriz. Geceniz hayır olsun. Sır açığa çıkınca devletin başına gelmeyen musibet, fenalık kalmadı. Sırf Başulu Hatun gitmek istemez diye Kıpçaklar Selçuklu'ya savaş açar. O kadın bu devlet için, babam için ve dahi benim için ne çilelere katlandı. Kendi sırf devlete mesele olmasın diye gitmek istedi. Lakin biz bırakmadık, bırakmayacağız da. Sen benim anama laf etmek için evvela onun kadar fedakar olasın. Sen ne dersin Tapar? Ben devleti düşünerek böyle bir şey derim. Sen kendi garazınla böyle konuşursun. Anam sana bugüne dek iyilikten başka ne etti ha? Ne etti? O ortaya çıktığından beri onu haset edip durursun. Tapar. O Terken Hatun'un aklıyla hareket edersin bilmez miyim sanırsın? Ama şunu bilesin. O benim anamın ayağının tozu dahi olamaz. Sen bu kafayla gittikçe senin de değerin onun gibi olur bilesin. Onun aklıyla anamı hakir görmeye kalktın. Onun aklıyla anamın elini dahi öpmedin. Sırf ailemizin iç huzur bozulmasın diye ses etmedim.
Lakin bundan böyle sana benden müsamaha yoktur. Gayrı pılını pırtını toplayıp başka odaya geçersin. Şelemzar'a döndüğümüzde köşkteki odalarımız da ayrılacak. Bundan böyle aklını başına almadığın sürece yanımda yerin yoktur. Fevri kararlar verirsin Tapar. Yapmayasın böyle. Ne demek ayrı durmak? Ben senden ayrı duramam. Benim anama saygısı olmayanın bana da saygısı yoktur. Bana saygısı olmayan benim yanımda yeri yoktur. Hatunlar! Gever Hatun'a tez ayrı bir oda tahsis edile. Bundan böyle orada kalacak. Haydi. Asker saraydan gelirmiş. Bir malumatı varmış size. Nedir malumatın diyesin. Sultan Melikşah emredir. Melik Sencer anası ve eşinin Kıpçak tehlikesi çözülene değin saraya taşınmaları için ferman buyurmuştur. Sağ olasın. Melik Sencer başrolü anayla ben tez vakitte saraya iştirak edeceğiz. Başrolü anaya haber edelim. Başrolü ana ayranın başındaydı. Ayrılmazdı hiç başından. Nereye gitmiş ola ki? Bilmem ki hanımım. Ama epeydir görmem başında ayranın. Sen de kimsin Hatun? Başrolü Hatun. Başrolü Hatun. Batur Alp Bey otağda mıdır? Otağdadır Başrolü Hatun. Buyurasın. Abla. Hoş gelmişsin abla. Gel buyur otağıma geçersin. Ordu yola çıkmış Sultan Melikşah'la savaşmak için. Doğru mudur? Doğrudur abla. Bana başka çare bırakmamışlardır. Seninle beraber Kıpçak yurduna dönersem orduyu durduracak mısın? Sultan Melikşah'ın önünden çekilecek misin? Çekileceğim ablam. Ona bir daha da ilişmeyeceğim. Önünde durmayacağım. Ey ol vakit. Tez haber yollayıp orduyu durdurasın. Seninle beraber gelip Gayrı Kıpçak yurdunda yaşayacağım. Sen de Sultan Melikşah'a gayrı mani olmayasın.
Tez haber uçurun. Ordu dursun. Gayrı savaş yoktur. Ablam Başulu Hatun'la birlikte Kıpçak diyarına döneceğiz. Kıpçaklar kuzeyden harekete geçmiş. Üzerimize gelirler. Şimdilik sefer hazırlıklarını ertelemek zorundayız. Bu meseleyi hallettikten sonra hazırlıklara tekrar başlayacağız. Evvela Kıpçakların hakkından geleceğiz. Kuvveli alıp onları da surlarda sallandırmak gerek ya. Neyse. Obanın atlarındandır bu Melik Hazretleri. Turna Hatun gönderdi Melik Hazretleri. Başulu Hatun obadan çıkıp gitmiş. Eşyalarını da yanına almış. Kimse bilmezmiş nereye gittiğini. Sultanımız saraya çağırtmıştı. Onun yanına gitmiştir belki. Sultanın uluğa gelmeden gitmiş beyim obadan. Başulu Hatun'un sultanı çağırdığından haberi yoktur. Bu meseleden ötürü kendini suçlardı. Hazırlıkların durduğunu öğrenince de eşyalarını toplayıp dayımın yanına gitti. Savaş çıkmasın diye belli ki onunla Kıpçak yurduna gidecek. Tez mani olalım, haydi. Baturak Bey'in onca gafilliğine, savaş ilan etmesine rağmen hala ona şans verip konuşmaya gidersiniz sultanım. Küffar ile cenk etmek dururken o Batur Alp'ün inadı yüzünden onca kardeşin kanı dökülecek. Şimdi nefsimizi değil, davamızı düşünme vaktidir. Gidip onun ile konuşacağım. Şayet inadın daha ısrar ederse Kıpçak cengini evvela onun kellesini alıp başlayacağım. Sultanım, Başulu Hatun'un akşam saraya gelmesini söyledin mi? Sultanım, Başulu Hatun ben varmadan evvel obayı terk etmiş. Kimse de nereye gittiğini bilmezmiş. Sadece size ulaştırılması için bunu vermiş. Sana olan sevdam hiçbir vakit küllenmedi. Lakin devletimizi ve davanı sevdamdan da üstün gördüm. O sebeple yıllarca ayrılığı sineme çekip fedakarlık yaptım. Bana düşen yine senin ve davan için fedakarlık yapmaktır. Gayrı Kıpçak yurduna dönerim. Savaş dursun, kardeş kanı dökülmesin. Sen Kuval hedefinden geri kalmayasın yeter ki. Uzakta olsam da senin ve oğullarımın muvaffakiyetleri bana mutluluk verecektir. Vakit denen derman bizi kavuşturmaya yetmedi. Şimdi bir kader sapağı daha çıktı önümüze. Oğullarım sana emanet. Sen de Allah'a emanet olasın. Ne der Başulu Hatun sultanım? Batural Bey ile konuşmaya gitmeyecek miyiz sultan? Gayrı konuşmaya gerek kalmadı. Batural Bey'in yanındaki refikimizden haber geldi Seyyidin Hazretleri. Başulu Hatun Batural Bey ile birlikte Kıpçak yoluna gidecekmiş. Batural Bey de savaşın durdurulmasını emretmiş. Biz bir hamle yaptıkça onlar da bir hamle yapar. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Kıpçaklarla Selçuklular arasında bu savaş çıkacak. Emriniz nedir Seyyidin Hazretleri? Fedailerimizin hepsini topla. Son hamlemizi yapacağız. Dün iki Kıpçak askerinin bağrına saplandık. Şimdi Batur Alp'in de askerlerinin de ve dahi Başulu'nun da bağrına saplanacağız. Onların cesedi istediğimiz savaşı çıkartacak.
Ya. Ya. Ortağı yoktur. Terk etmişler burayı. Belli ki anamı da yanlarında götürmüşler. Gözler hala tazedir. Fazla uzaklaşmamışlardır. Despeçlerine düşelim. Kuzey yönüne gideceğiz. Hududu geçerlerse anamı ellerinden alamayız. Tez yola koyulalım hadi. Haydi. Turhalp bu yoldan gelecektir. Şimdi onlara Selçuklu oklarıyla saldıracağız. Vuruşma bittiği vakit etrafa Selçuklu alametleri bırakacağız. Kıpçaklar bu saldırıyı Selçukluların yaptığını düşünüp intikam almak için savaş açacaklar. Herkes yerlerine. Bize verilen emre göre Terken Hatun için gelmişiz. Bize ne vazife emredecek Terken Hatun? Biz de bilmeyiz. Terken Hatun geldiğinde kendisi söyleyecek. Anlamıştım Terken'in bir halklar karıştırdığını. Demek Karahan'dan asker getirip gizlice onunla iş tutarsınız ha? Bu düpedüz casusluk ve devlete ihanettir. Terken de siz de cezasını ödeyeceksiniz. Sübeyde. Askerlerimiz de Karahanlıları bir arada yakalamış. Bize Karahanlı diyarında ne emredildiyse onu yaptık. Sizin devlet meseleniz bizi bağlamaz. Sana da teslim olmayız. Ama ben alırım o kelleni. Derdest edin topunu. Söyle bakalım, Terken hangi vazife için çağırdı seni? Bilmeyiz, kendisi söyleyecekti. O halde sarayda sultana söyler. Şimdi hepinizi saraya götüreceğim. Terken, düpedüz bunun casusluk olduğunu bile bile devlete Karahanlı askeri soktu. Gayrı bu suçun kurtuluşu yoktur. Şimdi ipini çektim senin Terken. Zübeyde her şeyimizi berbat etti.
Bu hiç iyi olmadı Tacinlik. Hiç iyi olmadı. Hududu geçmemize az kalmıştır abla. Geçince daha kimse engel olamaz seni götürmemize. Demek Kıpçak yurduna geri dönersiniz ha Batur Alp Bey? Ne işin vardır senin benim yolum üstünde? Senin ne işin bitmiştir? Yolumdan çekil. Hasan sabah bu. Bu ne demektir Batur Alp? Yoksa sen bu şeytanla işbirliği mi yaparsın? Bilmediğin şeyler vardır abla. Gayrı ehemmiyeti de yoktur. Biz gidelim yolumuza. Sen bu şeytanla nasıl işbirliği yaparsın Batur Alp? Bilmez misin düşmanımız olduğunu? Geberteceğim seni. Durasın abla. Bu it muhakkak tuzak kurmuştur. Yoksa yardım etmez. Büyük sözü dinlemek iyi bir şeydir Batur Alp Bey. Ama senin için gayrı her şey çok geçtir. Ne demek olur bu? Sizi içine düşürdüm bu ateş hiçbir şey. Asıl ateş siz öldüğünüz vakit düşecek bu topraklara. Selçuklularla Kıpçaklar birbirlerinin kanıyla harlayacak o ateşi. Sen güya bana yardım ettiğini söylemiştin. Lakin tuzak kurmuşsun. Senin başını gövdemden ayıracağım. Batur Alp! Seni öz oğlum gibi koruyup büyüttüm. Demek ihanetin zehirli meyvesini verecektin bana. Dayanasın kardeşim. Buraya kadarmış. Evvel Batur Alp'in kellesiyle başlayacağım. Bakalım sizi elimden kim kurtaracak? Ben kurtaracağım. Alparslan oğlu Melikşah. Bir deniz kurtaracağız.
Sultan Melikşah'ın oğulları. Saldırın! Saldırın siz de! Geri durmayın!